Engin Ardıç, Temokratik. Fikri sahalara kınama cezası çıkmış. Oysa kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Öyle ya sevk ediyorlar. Sanki baskında yakalanmış vesikasız seks Şimdi bu sevk sonucu aldığı kınama cezası yüzünden fikri sahalar bir yıl boyunca parti faaliyetlerine katılamayacak ve parti organlarına seçilemeyecek. Parti meclisi üyeliği de düşecek yani olağanüstü kurulta için kulis yapması falan mümkün olmayacak. Ağzını hiç açamayacak. Üstelik olağan kurultayda da aday olamayacak. Çünkü buna 8 ay var. Bir senelik ceza da olmuyor. Eli kolu özellikle ağzı bağlandı. Muharrem İnce için böyle bir tedbire gerek yok çünkü söktüremeyeceğini görünce kurultay sevdasından vazgeçtiğini kendisi beyan etti. Deniz Baykal ise hiç tehlike değil çünkü partiyi yeniden ele geçiremeyeceğini biliyor. Onun derdi Cumhurbaşkanı adayı olmak. Yani Kılıçdaroğlu gene kazandı. Sağları kovdurmak ve parti için muhalefete ciddi bir gözdağı vermek istemişti. Hafif bir gözdağıyla yetindi. Aldığımız duyumlara göre sağları affettiğini belirtmiş. Ortada bir af olduğuna göre bundan önce de bir kabahat işlenmesi gerekir. Bakalım tüzükte ne gibi kabahatler belirtiliyor. Parti yararlarını zedeleyici yayın ve propaganda yapmak, parti görevlilerini küçültücü sözler söylemek, parti çalışmalarını zorlaştırıcı eylem ve davranışlarda bulunmak, partili üyeler ve yöneticiler hakkında bilerek ve isteyerek aslı olmayan söylentiler çıkarmak ve bunları yaymak Fikri Sağlar bu yönetimle bu iş yürümez dediği için parti yararlarını zedelemiş, parti görevlilerini küçültmüş, parti çalışmalarını zorlaştırmış. Yok, Kemal Bey şöyledir böyledir diye asla olmayan söylentiler çıkarmamış tabii canım. Yok artık. Kaset maset de yok. O ince işler Fethullah'ın kalemidir. Fakat görülen o ki Kemal Bey'i küçültmüş, işini zorlaştırmış. Vallahi bunu muhalif basın da yapıyor ama yerine adam bulamıyorlar. Disiplin Kurulu da ne halt etsin? Sağları partiden kovsalar büyük skandal olacak. Hiç ceza vermeseler başkanla araları bozulacak, ortadan gitmiş. Disiplin kurulunun partiyi küçük düşüren daha başka bazı kişiler hakkında da bir tarafını kımıldatmasını beklerdik. Örneğin iktidara gelince sabah gazetesine el koyacaklarını beyan edenler Cumhurbaşkanı'na hakaretin serbest bırakılmasını isteyenler falan. Fikri kardeşim de daha evrimci ağzıyla söylersek demokratik bir düzen özlemini sürdürsün varsın. Baksanıza yerine Berhan Şimşek geliyormuş. Demek ki devrim yakımdır. Adoslar. Engin Ardıç, Sabah.